Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye yüzyılında iki festivalin bir arada yer alacağı Gastroantep Kültür Yolu Festivali öncesinde yerel basın temsilcileriyle bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yaptı. Bunu İstanbul'da anlattığım için size anlatmıyorum. Siz Arif, hakikaten bunu yaşayan, bu hikayeyi yazan sizsiniz. Şu yedi taneyi bilen sizsiniz. Ben buraları geçiyorum. Ürüne dayalı ülkelerde bakın, Meksika, Peru, Venezuela, Japonya, Hindistan. Her biri bir üründe dünya mutfağı oluyor. Bir ürün ya, bir ürün. Bir de benimkine bak. Lezzete dayalıya bakın. Lezzete dayalı. Ürünü lezzete kim dönüştürüyor? Her bir ev bir şef. Her bir ev. Her bir evdeki anneler, babalar bizim Michelin yıldızı şefimiz. Biz bu işi hakikaten iyi biliyoruz. Ama bunu sunumunu yapmak, bunu geleceğe taşımak, soğuk zincirle buradan çıkan baklavayı Amerika'da bir gün sonra yedirmektir marifet. Bunu yapıyoruz biz. O yüzden bu çalışmaların hepsiyle birlikte bakın en önemli kısımlarımızdan bir tanesi de ki bu menüleri uluslararası restoranların menüsüne almak. Aldık mı? Vallahi aldık. Dokanın sahibi bana bu Türk Hava Yolları'nı çalışan Atilla Bey buraya geldi dedi ki ya başkanım Anadolu mutfağını dünyanın ihtiyacı var. Çünkü insanlar aynı lezzeti yiye yiye usanıyor dedi. Sürekli aynı balığı yediği zaman usanıyor. Buradaki şavut balığının yağına, tadına, Fırat'ın kokusuna ihtiyacı var dedi. Dolayısıyla bizim bunların hepsiyle ilgili restorasyon menülerimiz, dünya gurme marketlerindeki Gaziantep ürünleri. Artık bütün ünlü gurme marketlerde bizim ürünlerimiz var. Bunların hepsi her yıl büyüyerek devam ediyor. Her ilçede de başka bir ürün var. Dünya gastronomi etkinlikleri geçiyorum. Gaziantep gıda ürünleri firmaları ile buluşması, Gaziantep mutfağı, Gaziantep Festivali'nin şehre katkısı, Gaziantep'in turist sayısındaki artış. Yalnızca hayvanat bahçemize gelen turist sayısı aile var diye Sun Express'in 5 milyon. 5 milyon. Olağanüstü bir sayı. Bize göre bizim hakkımız bana göre ne dersen Eyfel'e 80 milyon geliyorsa 40 milyon kişiyi Fırat'a getirene kadar durmak yok. Festivalin içeriğinde bu yıl neler var? Hedef kitle gastronomi etkinliklerimiz. Ödüllü şefler, Türk şeflerle workshoplar. Ödüllü şeflerin workshopları. Bunların hepsi Gaziantep olduğu için geliyor. Her yerde fuar yapıyorlar. Her yerde gastronomi festivali yapıyorlar. Ama bu şefler Gaziantep'e geliyor. Bir San Sebastian'a gidiyor. Bir de Gaziantep'e geliyor. Bu şefleri elindeki ürünü sanata dönüştürdüğünü nasıl seyretmek için de bütün gastronomi öğrencileri buraya geliyor. Bu bir çekim gücü. Yumurta tavuk hesabı. O onu büyütüyor, onu büyütüyor. Ve toplamda şehir ekonomisini büyütüyor. Komşu komşunun kurdu değil, komşu komşunun yurdu. Hep birlikte birbirimizi kucaklamamız lazım. Destinasyonu ve pastayı büyütmemiz lazım. Bunların hepsine baktığınız zaman görüyor musunuz? Komşularla birlikte büyüyoruz. Bütün komşularla birlikte büyüyoruz. Bu çalışmaların hepsi bize yemekteki dünyanın tanıtılmasındaki yazarların rolü, bu yazarların hepsi geliyor. Bizim kendi başkanlarımız burada ne düşünüyor, bunların hepsinin sunumları var. Kendi başarı hikayesini anlatıyorlar. Sürdürülebilir gastronomide son durum ne? Sıfır atık mutfaklar nasıl olacak? Vegan mutfak nasıl olacak? Vejeteryan. Kebap, lahmacun, baklava şehri aslında tam bir vejeteryan şehri. Bizim baktığınız zaman kebapsız, etsiz o kadar çok çeşidimiz var ki. Ama bunu iyi pazarlamamız lazım. Onların diliyle pazarlamamız lazım. Kırsal kalkınma stratejimiz, yeme içmemiz, söyleyicilerimiz, kendi Michelin yıldızı şeflerimizi tek tek ziyaret ettik, davet ettik, konserlerimiz. Bunları tamamen Kültür Bakanlığı getiriyor. Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle geliyor. Bu gördüğünüz sanatçılarımız, konserlerimiz, koku sergisi, minyatür sergisi, Ebru seramik sergisi, mozaik çalıştayı, kültür yolu çocuk köyü ve filmlerimiz. Bu konuda da filmlerimizden de Kültür Bakanlığımızdan çok büyük destek aldık.
Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her yaşadığım günde gittiğim evlerde o kadar farklı yemekler görüyoruz ki Gaziantep'te. Bu şehrimizin kültürünün, yemek kültürünün ne kadar gelişmiş olduğunu zaten bir göstergesi. Burada da Fatma Şahin Bakanımızın önderliğinde 5 yıldır kültür yolu, 10 yıldır da Gastrofest düzenleniyor Gaziantep'te. Bu çok kıymetli bir program bence. Bize inşallah elimizden geldiğince hem Gaziantep'imizi, tüm Türkiye hem de tüm dünya şehirlerine tanıtmaya çalışacağız. Gaziantep bir dünya şehri ama birçok özelliğiyle şehrimiz bir dünya şehri. Gaziantep sanayisiyle dünya çapında tanınan bir şehir. İnanın bütün dünya Gaziantep'i bilir. Gaziantep tarihi dokusuyla bir dünya şehri. Gaziantep turizmiyle bir dünya şehri ve Gaziantep gastronomisiyle, mutfağıyla bir dünya şehri. Bu kadar çok özelliği bir arada barındırmak bir şehir için büyük bir şans. Fatma Şahin Bakanımız döneminde bu etkinlikler, dünyaya tanıtma, marka şehir haline getirme çalışmaları başladı. Bu vesileyle ben Sayın Bakanımıza gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Şehrimizi tanıtma noktasında canla başla çalışıyor. Büyük mücadele sarf ediyor. Değerli kardeşlerim, bizler de Gaziantep milletvekilleri olarak bu oluşuma ne kadar katkı sunabilirsek hazırız buna. Bu vesileyle toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.